Ama bizim abimiz, büyüğümüz, babamız. Onursal başkan diye geçiyor. Evet, onursal başkan. Dündar abi projeyi duyduğunda bir dakika bile düşünmeden harika deyip onay verince orada bir enerji geldi. Ya dedik, çünkü orada bir birikim var. Çok kısa anlattık. Bir isim daha zikretmek istiyorum Sayın Erhan Seyfi Moroğlu. O da Moroğlu Arseve'nin kurucu ortağı. O da hem yatırımcılarımızdan hem dostumuz, arkadaşımız. Aynı şekilde hem diğer süreçlerde Vosikri'nin bu KUK hazırlık süreçlerinde katkısının yanı sıra onun da çok sahiplendiği proje olunca başladık. Bu yıl ise ilk meyvemizi aldık. Yani daha önce çeşitli kurumlardan temaslar oldu. Deloitte'dan genç bir arkadaşımız konuda temasa geçti. Acaba insan insandan besleniri biz de yapsak mı diye görüştük. Birkaç fazla şirket ismi kullanmamaya çalışıyorum. Seminerler de veriyorduk tabii. Ben 200'ün üzerinde seminer verdim Vosikri'nin sürecinde Türkiye'nin her tarafında. Bingöl, Van, Kayseri neresi aklına gelirse. O ilhamı alan şu an önümde kitap Doktor Vasıf Topçu Fen Lisesi öğrencileri 2019'da bu işi başarmışlar. Yani bu yıl başarmışlar. 48 tane öğrenci bir araya geliyor, diyor ki biz de insan insandan beslenir çıkaracağız. Ve şu an elimde bu kitap var, tutuyorum, yani mucize gibi. Umarız sayıları çok hızlı artar, çünkü kimse mesai saatlerinde verimli şekilde 8 saat mesai yapmıyor zaten. Ve birçok insan aslında öğrenmekten keyif alıyor. Erteliyor İş dışı zamanlarına, neden olmasın dedik ve böyle bir kitap çıktı. Çok da duygulandım, hatta bir tane şey okuyacağım ama okursam çok duygulanırım diye okuyamıyorum. İlk entry, artık ilgilenenler... Ben okuyayım mı? Olur, olur. Sen duygulanırsan ben okuyayım. Olur. Bu kitabı edinmek isteyenler, insan insandan beslenir edinmek isteyenler Amazon'da, Kitap Yurdu'nda, diğer platformlarda rahatlıkla ulaşabilir. Ama Doktor Vasıf Topçu Fen Lisesi kitabını edinmek isteyenler okula başvurmak zorunda. Kitabımızdan elde edilecek gelir okulumuz Doktor Vasıf Topçu Fen Lisesi kütüphanesine aktarılacaktır. Onlar da böyle bir şey yapmış. Ben okuyorum. Şeytan uyuyakaldı bir gün. Rüzgar sert esti. Üç tüy düştü şeytandan dünyaya. Biri paraya yapıştı. Diğeri mevkiye. Öteki de ihtirasa. O günden sonra şeytan hiçbir iş yapmadı. Kaşna Efsanesi adlı bir kitapta geçmiş. Böyle alıntılardan oluşuyor. Aynen. Evet, evet. Kitapta bu tarz alıntılar var. 40 öğrenci o yıl içerisinde okuduğu kitaplardan alıntıları İnsanı İnsandan Beslenir kitabında aktarıyor. Vallahi biz bekliyoruz. İnsan insandan beslenir Yapı Kredi, İnsan insandan beslenir Petrol Ofisi, hepsini bekliyoruz. Şöyle, bence zaten şu an iş alımlarında bir şekilde anlam arama var ya, hani evet, ben bu işe girdim de iş dışında ne yapacağım gibi. Bu bence o işi tercih etmedeki modellerden biri de olabilir. Yani ben tamam çalışacağım, çalışayım okey. Bana bir de 30 dakika ben kitap okuyacaksam, yani zorunluysa bu. Yani şey gibi, hani Türkçe... Ödül zorunluluğu. Aynen, yani normalde... Ha, oradaki refleks yine psikoloji. Dünyadaki 5 büyük korkudan biri işini kaybetme korkusu. Evet. Yani aslında yine korkuyu kullanıyorsun ama bu korku sevgi korkusu. Aynen. Öğrenme korkusu. Ben duyuru da yapalım, bana ulaşamayabilirler, sana ulaşırlar. Know-how edinmek isteyen herkese bu konuda yardımcı oluruz, hiç sorun değil. Aynen, uygulamak isteyen herkes abi. Yani şu an ben senin böyle ekibini büyütmek istediğini biliyorum. Orada sana nasıl ulaşabilirler onu aktarabilirsin. Bununla birlikte aslında şey konusuna girmek istiyordum ama onu herhalde başka bir zaman yaparız. Bu farkındoloji, farkındolog. Ona girmeyelim ama şey geçelim, kısa özet geçelim. Vosikri'nin yanı sıra yaptığımız bir çalışma daha var. Farkındoloji ana bilim dalının kurma çalışmaları. Hedefimiz 2025 yılında Biyok Tercih Forumunda psikoloji, sosyoloji gibi yeni bir lisans programının açılması. Farkındoloji diye. Daha sonra da bunu evroloji olarak bu da evet, bu girişimcilik refleksiyle yapılmış bir iş. Farkındoloji marka tescilleri, işte farkındolog marka tescilleri var, hepsi tamamlandı. Biz de diyelim. Böyle hafif geçelim. Başka bir günün konusu olsun. Oraya ek bir şey ekleyeyim. Benim hoşuma giden, orada uygulayacaklarınız modellerden biri. Mezun olmak isteniliyorsa bölümden en az 20-25 arası ülke görmek gerekiyor. Pasaport tabii. Not ortalaması yeterli değil. Mezun olabilmesi için pasaportunda, senin de söylediğin gibi, en az 25 ülkede 3 gün geçirdiğini ispatlaması lazım. Evet. O zaman yavaş yavaş duyurulara geçelim. Yani senin eklemek istediklerin var mı? Bu alanda çalışmalar yapanlara ya da bizi dinleyenlere söylemek istediklerin var mı? Kitlen genellikle kimlerden oluşuyor? Kitlen ağırlıklı olarak şu an 25-35 yaş arası. 25-35 yaş arası. Girişimci ağırlıklı mı? Onu ekosistem bilemiyorum. Bilemiyoruz. O zaman genel kapatalım. Hepimiz aslında birbirimize çok benziyoruz. Hayallerimiz var, öğrenme süreçlerimiz var. Ancak farklı koşullarda dünyaya geliyoruz. Farklı iklimlerde
büyüyoruz. Ancak insanın özü kesinlikle iyi. İnsanın özü kesinlikle masum. İnsanın özü kesinlikle potansiyelle dolu. Biz hem potansiyelimizi keşfetme, açığa çıkarma, hem özümüzü koruma, hem üretme, paylaşma yolculuğu yapıyoruz. Maalesef bazı bireyler bu yolculukta çok büyük talihsizlikler yaşıyor, büyük yaralar alıyor, sıkıntılar yaşadıkları için istemeseler de başkalarına zarar veriyor. Belli bir süre sonra artık onun kendi tercihleri olduğunu düşünüp bilinçli bir şekilde zarar vermeye çalışıyor. Bu hepimizin tek tek yaptığı ama yan yana yaptığı, bazen kol kola yaptığı bir yolculuk, yaşam yolculuğu. Ben bu yolculukta bu öğrenme kanalı üzerine bir duyuru ve dilekle bitirmek istiyorum. Öğrenme hali içerisinde olduğumuz zaman gücümüzü, beslendiğimiz ana kaynağı, sahip olduklarımız değil de öğrenebilme becerilerimiz, adapte olabilme becerilerimize biraz daha kaydırdığımız zaman hayat daha güzelleşiyor. Çünkü o üretim gerçekleşiyor. Her şeyden önce öğrendiğimiz için bir numaralı üretim gerçekleşiyor. Gülümsüyoruz. Sonra iki numaralı üretim gerçekleşiyor. Gülümsetiyoruz. Daha sonraki üretimlerimiz bundan sonra geliyor. Ben herkese yaşam yolculuğunda keyifli, verimli, farkında, talihli, şanslı, üretken bir yolculuk diliyorum. Aynen, yeni yolda da umarım insanlar bu noktada kendini geliştirir, geliştirmiyorlarsa bu noktada ilerleyenler de o modelde devam eder diyelim biz de. Sana nereden ulaşabilirler abi, ulaşmak isteyenler? Bana nereden ulaşabilirler? LinkedIn'den ulaşabilirler, Instagram'dan ulaşabilirler. LinkedIn'de Deniz Dündar, Instagram'da daha çok farkındalık anahtar kelimesiyle. Mail atmak isteyenler deniz@wallscreen, Van, Osmaniye, Samsun, Ceyhan, Rize, Edirne, Edirne, Niğde.com'dan ulaşabilirler. Onun dışında seminerlerde zaten karşılaşıyoruz. İletişimi yönetmek de kolay bir şey değil. Herkes her zaman istediği zaman bana ulaşabilir dememeye çalışıyorum ama şunu söylüyorum. Yani 500 kelimeyi geçmeden bir mail geldiğinde ona mutlaka net bir şekilde 15 gün içerisinde şu an dönebilme noktasında bir zaman yönetimim var. Umarım bu süre daha da uzamaz. Sana ulaşabilirler. Bana ulaşabilirler. Sana ulaştılar mı? Bana ulaşabilirler yani. Bana tabii ki. Yani herhangi bir soru olduğunda sizin hakkınızda da ben yardımcı olabilirim. Tamam o zaman. Sen eklemek istediğin var mı bunlar dışında abi? Söyle. San Francisco'da etkinlikte şöyle bir şey duymuş seninle ilgili. Podcast biliyorsun. Orada çıldırdı. İyi bir podcast yapımcısı. Sunucusu. Sen oluyorsun değil mi bu? İşte tamam. Şeyler çalışıyoruz. Eğer konuk alıyor ya, konuğun konuşma süresiyle kendi konuşma süresi, konuk 70, kendisi 30'sa çok güzel, çok başarılı. Ama bunun altında konuk 80'e 90'a çıkıyorsa kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bilmiyorum, böyle bir ölçüt var mı sende? Ben yavaş yavaş kendimi yükseltiyorum. Ben çok keyif aldım çünkü seninle sohbet etmek oldu benim için. Onu bir ölçmek lazım, evet. Denemek lazım. Yani geçmişini bildiğim firmalar olduğunda ben de 30-40 bandına geliyorumdur. Ama bazen şöyle, öyle birini yakalıyoruz ki işte sizin gibi aslında, onları konuşturmak lazım. Dengesizlik varsa ben susayım, 2 dakika daha devam. Yok, bunda dengesizlik olduğunu sanmıyorum. Yani 70'e 30 vardır burada, güzel oldu. Ama maksat aslında karşı tarafı da konuşturmak oluyor. Yani çünkü benim sorduğum kilit sorularla karşı tarafın bir şeyleri aktarabilmesi de değerli. Ben de öyle biraz bakıyorum. Çok değerli bir iş yapıyorsun. Her yaştan, her tecrübeden insanları konuk ediyorsun. Evet. Hani bunu bir başarı ya da performans ölçütünde yapmadığının da farkındayım. Çünkü herkes için bir deneyim oluyor. O tabii. Arkadaşlar daha sonra bunları dinliyor. Ekip arkadaşları dinliyor. Aynen. Emeğine sağlık. Ne demek? Ben tekrardan katılım için teşekkür ediyorum. Ne demek? Ne demek? Sevgiler, görüşmek üzere. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Deniz abinin hikayesi beni açıkçası çok heyecanlandırdı. Ülkemizden de başarılı projelerin çıkabileceğinin çok güzel bir örneği Wallscreen hikayesi. Bölümün başında da dediğim gibi, eğer Deniz Dündar'ı daha yakından tanımak isterseniz 22 Ocak tarihinde saat 6.30'da İNG İnovasyon Merkezi'nde sizleri bekliyoruz. Bunun dışında hala podcast'imizi takip etmiyorsanız Spotify, Spreaker ve iTunes üzerinden Made in Turkey yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz ve bölümlerimizi yavaş yavaş dinlemeye başlayabilirsiniz. Eğer bize sorularınız olursa selam@madeinturkey.xyz adresinden veya twitter.com/madeinturkey
xyz.url'sinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Uygulamanın nasıl 3,5 milyondan fazla indirilme sayısına ulaştığını,